Sevgili izleyiciler, bir programda bugün de öğretmenimle, Mukadder öğretmenimle beraberiz. Döndü dolaştı, bütün dünyanın kurtuluşu çocuklarla başladığını ve öyle süreceğini artık bunu öğrendik. Bu yeni bir bilgi gibi. Ama eskiden de böyleydi ama biz bunu bilmiyorduk. Tema Vakfı olarak eğitim faaliyetlerimizin bir gözden geçirmek istedik. Bilim adamlarına danıştık. Onların bize verdikleri bilgi düzeyinde çok eksiğimiz olduğunu gördük. Bizim amacımız topluma varmaktı. Toplumun her bireyine bu toprağın, doğanın, çevrenin, havanın, suyun, neyse bu doğal ekosistemin ne olduğunu anlatabilmek, oyunla ne olur, piyeste ne olur, sinemayla ne olur, okumayla ne olur, resimle ne olur, çalışarak olur, bizzat yaparak olur. Ama burada büyük bir eksikliğimizi öğrendik. Esas 4 ila 7 yaşından kadar olan çocuklara verilen bilgi, onların yaşayarak, oynayarak, okuyarak edindikleri bilgiler hayat boyu kaldığını ve en değerli safhanın da yaşamak için, hayatı sürdürmek için, yaşayan bir dünya oluşturmak için o yavrulara, onlara bu bilgiyi o yaşta vermek lazımmış. Evet, o bakımdan da Mukadder öğretmenim sağ olsun Ankara'da, Ankara temsilcimiz kendine yapılan talepler üzerinde, ona şimdi soracağım, bir hem zaten böyle bir talep varmış ama biz şimdi bunu bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Mini Tema diye bir isim koyduk buna. Yani daha okul öncesi her öğrenciye verebildiğimiz kadar bu bilgileri vermeye gayretli olacağız. Şimdi bu bir kurum haline getirmeden de, Mini Tema olmadan da olmuştu. Bunun da bugün doktoru efendim yanımızda. Estağfurullah. Efendim, o yaşadı olayı. Evet. Olay, talep öğretmenlerden geldi. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hani bize kesinlikle, şu hikayeyi bir nasıl başladı bir anlatın. Kesinlikle haklısınız. Öncelikle tabii Tema'nın eğitim çalışmaları gerçekten çok takdire şayan. Fakat eğitim deyince bir eğitimci olarak eğitim bir süreçtir, bir davranış değişikliğidir. Bizimkisi sadece yaptığımız farkındalık yaratmaktı. Gidiyorsunuz, okul sizden talepte bulunuyor, toprağı anlatıyorsunuz, erozyonu anlatıyorsunuz. Bir farkındalık, insanların bakışını farklı yöne çekiyorsunuz. Bastığı toprağa çekiyorsunuz, yediği ekmeğe çekiyorsunuz insanların bakışını. Ama bunun davranışa dönmesi lazım. Yani bir alışkanlık haline, bir yaşam biçimi haline gelmesi lazım. Bunun için de bu eğitim sürecinin daha erken yaşlarda başlaması gerektiği konusunda çok istekler aldık. Zaten Tema Vakfı böyle bir şeyi düşünüyor, hazırlıklar yapıyordu. Eğitimlere gidiyorduk, yani bu farkındalık çalışmalarına gidiyorduk. Çok güzel Tema'nın eğitim CD'leri içinde Dedemin Masalları diye sizin masalınız var. Ve bu okul öncesi çocuklarımız ona böyle bayılarak izliyorlar, sizi oradan tanıyorlar görmeseler de. Ve toprağa bakışları değişiyor. Ama bunun sistemli bir şekilde dönmesi ve bütün ülkede kullanılır hale gelmesi için bir çalışma yaptık. Ankara Üniversitesi'nden okul öncesi bölüm başkanımız Sayın Profesör Genengül Haktanur Hoca bize danışmanlık yaptı. Halen de ekibiyle yapıyor ve gönüllü olarak bu çalışmanın çok yerinde olduğunu, Tema'nın çok doğru bir atakta bulunduğunu, bu eğitim çalışmaları içinde olduğunu söyledi bize. Ama bunda evet, bir talep nereden geldi?
Talep öğretmenlerden. Öğretmenlerden inanılmaz. Yani okullara gidiyoruz, eğitim veriyoruz. Bir gün bir öğretmenim bir devlet anaokulunda, şu anda Sincan'da, geldi bana dedi ki ben tema eğitimlerini aldım. Okul öncesi öğretmeniyim ve şu anda bakanlıkta başka bir çalışmadan geliyorum okul öncesiyle ilgili. Ve de yurt dışına açılacak bir çalışma. Tema neden bunu yapmıyor dedi. O öğretmenim beni birazcık daha böyle hızlandırdı düşüncelerimi. Yaptığımız 3 okula bir pilot çalışma yaptık. Bir devlet okulu, bir özel okul, bir de serbest okul öncesi. Yani onlar müstakil ana okulları da var. Yalnız o ismini verdiğin öğretmen değil, bana verdiğin bilgiye göre Ankara'da çok öğretmen. Çok haklısınız. Çok öğretmen. Bu ilk okul öncesi evet. Eğitim istedi senden. Evet. Gerçekten öyle. Eğitim istediler. Eğitimle kalmayıp neden ilkokulda yaptığınız yavru tema gibi bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde bir çalışma neden yapmıyoruz diye. Bunun üzerine biz de tema vakfı olarak bir çalışma yazın devam ettik. Ankara Üniversitesi ile ne olabilir? Ve o kadar da yönetim kurulumuz gerçekten o kadar ince düşündü ki çocukların beslenmesine kadar düşünüldü. Yani bu çalışma yapılırken çocukların beslenmesi ne olmalı? İnşallah ileride güzel setler hazırlanacak. Eğitim fakültesi bize bu konuda destek veriyor. Öğretmenlerimize vereceğimiz çok güzel eğitim destekleri olacak. Bu isteklerini en üst düzeye taşıyacağız. O kadar hoştu ki en son yaptığımız toplantı, sayın büyüğüm sizinle bunu paylaşayım. Çok hoş bir çocuk doktorumuz İstanbul'dan geldi. Dedi ki bu çalışmada benim katkım şu olabilir dedi. 5-6 yaşı araziye çıkaracaksınız, toprakla oynatacaksınız. O zaman bu çocukların ilk yardım konusunda öğretmenlerinin bilgili olması lazım. Böcek sokabilir, ot batabilir, diken batabilir bu çocuklara. Onun için ben sizlere ilk yardım setleri hazırlama konusunda yardımcı olacağım dedi. Yani minik tema çalışması yaptığınız okulda bir de ilk yardım eğitimi vereceksiniz öğretmenlere. Bu ne kadar güzel bir şey. Türk ulusunun vatanı için, bak bireye indik ama kendine adamışımız var. Yani bu başka bir ülkeyiz biz. Yani inanılacak kadar değil. Çok teşekkür ederim bunu ifade ettiğiniz için. Gerçekten her zaman söylüyorum. Dur dur geliyor. Efendim bize bu ihtiyacı da evet. Anlatıyor. Ona evet. Göre çare istiyor. Ve de güveniyor. Yani bunu yaparsa tema yapar diyor. Bu ne kadar güzel bir güven. Ve de güzel bir örnek. Yani bir sivil toplumla devlet kurumlarının çalışması, velilerin çalışması, istekli olması ve bu okul öncesi minik tema çalışmasında en sevindirici taraf bir kere çocuklar o yaş grubunda bir yere ait olduklarını hissedecekler. Fakat en çok sevinen, memnun olan anne ile baba oluyor. Şimdi benim çocuğum bir sivil toplum örgütünde görev alıyor. İşte sulara daha dikkatli bakıyor, toprağa daha dikkatli, yediği şeyi nasıl daha temizleyebilirim, daha kimle paylaşabilirim diye. Çünkü bir paylaşma düzenini de biz vereceğiz. Bu çocuklara paylaşma düzenini vermemiz gerekir. Bu minik temaya paylaşma düzenini verirsek ömrü boyunca yavru tema, lise, genç tema olduğunda paylaşmaya alışacak. Paylaşma ne kadar güzel bir şeydir değil mi? İşte şurada bilgimizi paylaşıyoruz. Nasıl heyecanlanıyorum, bu nasıl keyif veriyor. Dün çocuklarla sevgilinizi paylaştınız siz. Birikiminizi ama onları okşadınız, onlar elinizi tuttu. Bu nasıl güzel bir paylaşım. Bu uygulamalara göre bak neler buldum bak. Çocuklara güzel, bak. Nasıl güzel eğilmişler toprağa, nasıl güzel eğiliyor. O toprağı ellemek ne kadar güzel bir duygu. Ne güzel. Hayatlarındaki en güzel duyguyu yaşıyorlar. Ama bu çok okulumuzda var bu. Bak böyle bir şey, şu çocukların mutluluğuna bak, bunu evet. Göstereceğim. Bak burada biri işte, biri kabak, birisine evet. Çünkü o mutluluklarına bak ya, şunlar şu çocuğun mutluluğuna bak. Yani çok beraber güzel. Toprakla çalışmanın, toprakla tanışmanın, evet. Toprağın ne demek olduğunu evet. Çocuk anlamaları, evet. Onlara verdiği mutluluklar. Evet, bir şey başardım diyor burada, ben yaptım bunu, bu gülüş bence o, ben bunu yetiştirdim diyor, bu ne kadar güzel. Ne kadar başarının, güzel. Evet. Evet ve de üretmenin, evet. Üretmek keyifli bir şey olsa evet. Gerek değil mi efendim? Evet, şimdi tabii. Bizim bir şeyimiz var biliyorsun. 10 milyar meşe palamudu.
Ben Türkiye'yi gezerken Karaman'a gittiğimde dediler seni bir okullara götüreceğiz. Evet. Bana ama bu bir şeymiş sürpriz olarak. Bir güzel. Okula gittim. Sanki bir bahçıvan gibi bütün şeylere, tüplere meşe pala budur koymuşlar. Yetişimler şu boya gelmiş hepsi. Çok güzel. Böyle muntazam böyle bir şeylerle, setlerle kutladım, tebrik ettim. Tabii. Çok ne mutlu kadar oldum. Güzel, tabii. İkinci okula götürdüler. Orada da öyle. Aynen. Evet. Yedi okulda aynı şey. Evet. Şimdi biz tamam olarak hani bir artık Palamut'tan Fidan'a döndük ya. Evet, evet. İşte bu çocukların yapacağız. Kesinlikle öyle. Geçen sene Van'da 300 bin fidan yetişti çocuklar. 300 bin. Evet. Onları o yöne götüren öğretmenlerine, sizin açtığınız yola sağlık. Gerçekten öyle. Şimdi, evet. Demek ki bu yalnız meşe palamut ile kalacak değil. İşte bu gösterdiğim şeylerde çocuk 4 yaş ile 7 yaş arasındaki öğrenmesi lazım gelen bir şey evvela fiilen toprakla beraber olacak. Evet. Bu bir. Bu şart. Doğru. Son günlerde bir kitap okuduk. Walsh Ashton'ın 2010'u. Evet. Orada bunu söylüyor. Evet. Ama orada bir şey daha ilave etmiş. Ne demiş efendim? Çocuklar bunu öğrenmeleri için oyun oynamaları lazım. Zaten toprakta olması oyun değil mi? Ne güzel. Ama mesela ben dün onu gördün ya oyunla oynadım toprakta. Doğru. Ama tabii benim çok güzeldi. Öyle bir yaratıcılığım var. Ama çocukların doğayı tanımaları için o sonu için oyunlar bulmaları lazım. Lazım. Doğru. Şimdi işte bizim eğitimimizde bunu ben eksik olarak görmüyorum. Ama hedef alırsak bunu pekala yapabilecek olan nice oyunlar çıkacaktır. Göreceksiniz bak. Kesinlikle. Belki benim şimdi kültür olarak unuttuğum nice şeyler çıkacak. Çıkacaktır. Doğru söylüyorsunuz. Çok da haklısınız. Öğrenme, özellikle bu yaş grubundaki çocukların öğrenmesi oyun, şarkı, müzik, canlandırma, taklit etme, kukla oynatma. Bunu eğitimciler çok iyi bilirler. Ben bir emekli öğretmen olarak bunları söyleyebiliyorum ama bir anne olarak. Çünkü her anne, her baba da bir eğitmendir. Çünkü çocuk yetiştiriyor onlar da. Bir de Tema Vakfı'nda biz toprağı nasıl öğretelim diye çok böyle başımızın içerisinde düşünceler dolanıyor. Acaba hangi yaş grubuna toprağı nasıl hissettirelim? Şehirdesiniz, her yer beton. Çocuğa nasıl hissettireceksiniz? Eğitimlere giderken torbada, kavanozda toprak götürelim, açalım, çocuk elini değsin, Temayı öyle hatırlasın. Hiçbir şey hatırlamazsa elini değsin, ben toprağa elimi değdim. O birinci bölümü. Evet. Ama ikinci bölümü bir oyun. Dün ben bir oyun oynattım, askerler buraya dedi. Evet. 10 tane erkek geldi. 10 çok tane da güzeldi. Şey dizildiler. Evet. Şimdi hazır ol, hazır. Rahat, rahat. Evet. Marş. Evet. Marşı söyleyeceğimi öğrettim onlara. Evet. Kulaklarına söylediniz. Ben kulaklarına söyledim. Sonra biz toprağı severiz. Marş. Biz toprağı severiz. Biz toprağı severiz. Nasıl keyif aldı çocuklar tabii. Ama demek ki yani bu ben bunları bulacak adam değilim ama yani bir oyunla da toprağı anlatmamız toprağı değil, ekosistemi anlatmamız, yaşamız yüzünü olan o bize veren, hayat veren o ekosistemi bu öğrenmeler lazım. Evet. Ama sonunda ne çıktı biliyor musun o kitapta? Ne çıktı? Şarkı söyleyeceklermiş. Çocuklar. Evet. Bunun için şarkılar söylemeleri bir bestekar 50 şarkı bestelemiş. Toprak veya çevreyle ilgili. Toprak, çevre, işte çocuk eğitimiyle belki, evet. Şimdi, hadi bakalım bizim gönüllüler. Hadi müzisyenler. Sizden bekliyoruz. Evet. Bir 50 şarkı öğretmişse Türkiye'den 55 çıksın be. Hadi. Arttıralım, 100 çıksın. Yani evet. Şimdi oynayarak ayrı,
Şimdi demek ki bu şarkı da ayrı. Evet. Çok haklısınız. Ben bunu yaşayarak da işte bu öğretmenler geldi bizden istedi. Temada minik temayı kuralım dediği zaman Ankara Üniversitesi'ne gittiğimde öğretmen yetiştirdiği için eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bir projesi, eğitim projesi, staj projesi toprak. Çocuklar şarkısıyla, efendim toprakla, toprakta yaşayanlarla. Solucan, Karınca ki isimlerini almışlar. Toprak köşeleriyle zaten bize ışık tuttu. Bu çalışma bize çok ışık tuttu ve kolaylaştırdı. Hedefimizi kolaylaştırdı. O yolda nasıl yürüyeceğimizi, o emek veren öğretmen adayı arkadaşları da buradan ben saygıyla selamlıyorum. Bunu düşünmeleri bile çok güzel. Ben öğretmen olacağım, böyle bir projeyi nasıl sunabilirim diye. Ve bu tema vakfına da ışık tuttu bu arkadaşlarımızın yaptığı. Ama tabii bu dünyanın durumu, evet. 10. yılınkinde okuduk bunları ama genel olarak verilen bir görev daha var. Çocukların okumaları lazım. Evet. Çocukların dersinin dışında okumaları lazım. Çok haklısınız. Ben bunu görüp yaşıyorum. Çok haklısınız. İsim vererek çok da mutlu oluyorum. Bunu söylemek zorundayım. Van'da bir okula gittim. İkinci sınıfta bütün çocuklar kendi derslerinin dışında, evet. 7-8 kitaba kadar gelmişler. Çok güzel. O birbirlerini değiştiriyorlar. Çok güzel. Harika bir şey bu. Ama aynı okulda 5. sınıfa gittim. 3 çocuk okuyor. İşte, evet. Kulağına bir şey söyleyeyim mi? Anladım efendim. Öğretmen. Evet. Anladım. Öğretmen, evet. Öğretmen, evet. Öğretmen. Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Şimdi hani dün yaşadığım olay var. O 6 sınıftı değil mi? Evet. Onlar, 6 sınıfa 6 girdik. 6 yaş, 5-6 yaş, 6 sınıfa girdik. Evet. Evet. Orada duyduğum his ve duygular beni ne kadar mutlu etti. Evet. Ama o anda ne geldi biliyor musun hatırıma? Atatürk geldi. Ne güzel. Neyse de öğretmenlerden Fikriyür, Vicdanıyür, evet. İrfanıyür bir gençlik istemedi mi? Evet. Al getiriyor be, evet. Öğretmenler. Evet. Ne kadar, evet. Mutlu oldum. Doğru yani, söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Demek ki buna bir de okumayı ilave etmek lazım. Çocukları kendi derslerin dışında, evet. Ve bu şekilde bazı kitaplar görüyorum. Şunlara bak. Yani çocuk burada kırmızı biberi almış. Evet. Konu. Evet. Konu. Kırmızı biber. Evet. Sonuna kadar kırmızı biber. Evet. Sonuna kadar kırmızı biber. Bak. Ama evet. Sonunda çocukların kırmızı biberin nereden aldığını, nasıl yetiştirildiğini, pişirerek yendiğini, pişirmeden yendiğini, her şey evet, anlatıyorlar. Evet. Ama bak burada bak, bu çocukların merakla dinlediğine bak. Bak. Şimdi biri anlatıyor da çocukların, evet. Merakla dinlediğine bak. Dedi neredeler? Evet. Alandalar. Yani bahçedeler, alandalar. Ama işte, şimdi, evet. Şimdi bu bana çocukların okuyabilecekleri çevreyle, doğayla, yaşam koşullarıyla, istikballeri, gelecekleriyle, bilgilere ait kitaplara da ihtiyacımız var. Evet. Bunlar az değil. Evet. Bunlar zannedersem yani büyük küçük böyle 15-20 tane kitap evi var. Çocuk kitapları çıkarıyorlar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. İşte bunların da, evet. Geleceğe büyük hizmeti var. Onları bugünden kutluyorum, tebrik ediyorum ama bazılarından da çok üzülüyorum. Evet. Kahramanlar Türk değil. Doğru söylüyorsunuz. Kahramanlar hep, evet. Dış ülke. Onlara da üzülüyorum. Evet. Yani buradan artık bu mesleği, evet. Bir kar olarak değil, tabii bir menfaat olarak da ama artık Türk ulusunu bizim ana kültürümüzle, yaşadığımız kültürümüzle çocukları eğitelim.
ederim. Evet, belki işte minik temada bunları da, yani Türkçenin doğru kullanılmasını, tema ile ilgili bilgileri verirken, toprakla ilgili bilgileri verirken, Ayşeleri, Mehmetleri, Alileri kullanacağız isim olarak. Belki işte davranışlarda, paylaşımlarda, yani minik tema sadece bir öğrenme yolu değil, çocuklara belki de bazı kültürlerini sosyal anlamda kazanmayı da sağlayacak. Öğretmenleriyle beraber, tema vakfıyla, anneleriyle, babalarıyla bir bütün olarak belki de bir değişimi sağlayacak, bir farkındalığı sağlayacak davranış biçimine dönecek inşallah ileride. Yani tema vakfının eğitim bakımından büyük bir eksiğini gördük, yaşadık. O bilim adamların bize verdikleri o bilgi bana göre Türkiye'nin kaderine bambaşka bir etkide bulunacak o. Evet. Gelecek çocuklarımız İrfan Hür, Fikran Hür, Vicdan Hür, Bige, tamam evet. O da ona evet. Da yaşam koşulları bakımından yaşayarak yaşamak için yaşatacaklarını öğrenecekler. Evet, evet. Bu son cümle, bu cümle çok güzel kullandığınız, yaşamak için yaşatmak. Ve de öyle bir şey ki her zaman bunu hepimiz söylüyoruz. Biz gelmeden, bu dünyada var olmadan o canlılar vardı. Onlar ve biz geldik, hızla tüketmeye başladık. İnsanoğlu geldi. Ama ben tabii bu çok hoşuma gitti. Bunu bir kere daha göstermek istiyorum. Özellikle evet, böyle bir çalışmayı mutlaka okullarımız yapıyor ama bir halk çalışması olarak belediyelerimizin sahip çıkmasını yürekten isterim. İnşallah böyle çocuklarımızın girip ekeceği, dikeceği, bir bahçıvanının olacağı, onlara yön vereceğimiz ama esas üretimi çocukların yapacağı, üretecek ve de paylaşacak. Yani belediyelere evet. Çok görev var burada ve mukaddes bir görev var. Ve de ilk olacak belki de Türkiye'de böyle yaptıkları bir alan. Umut yani, ederim. Yani dış ülkelerde görüyorum, bunu yaşıyorum evet. Ama ben biliyorsun 2 seneden beri bu belediyelere veya sorumlulara evet. Aman aman çocuklarım evet. Uygulamalı bir bahçe evet. ihtiyaçları var. Çünkü üretmeyi bilmesi lazım. Fasulye yetiştirsinler, evet. Alsın eve götürsünler. Evet. Ve de kıymetini daha iyi bilecek. Hazır bulduğumuz şeylerin kıymetini bilemiyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Ama ürettiği şeyin kıymetini daha iyi bilecek çocuklarımız. Evet. Paylaşımını da bilecek diye düşünüyorum. Belediyelere bir kez daha böyle bir çalışmada ne yapabiliriz diye kendilerine iletiyorum. Umuyorum ki böyle taliplisi olacaktır. Hemen böyle güzel çocuklarımıza dönük üretim bahçeleri, sebze, meyve ama sebze üzerinde özellikle bulunması gerekir. Çiçek de tabii. Yani orada yetiştirdiği çiçeği annesine götürmesi kadar bir tabii, mutluluk. Tabii var mı? Yani çocuk için, evet. Anne için nasıl güzel bir mutluluk. Evet. Evet. Programımız bitti. Efendim yetmedi. Yetmedi. Sizinle ama, sohbet çok güzel. Amacımıza ulaştık gibi geliyor bana. Umuyorum yani, öyle olmuştur efendim. Bizim yani, bir vatandaş olarak milletime, topluma o kadar güveniyorum ki. Yani ülkenin ihtiyacı olan her şeyde ortak olmak, ona katkıda bulunmak. Hepimize bir huzur veriyor. Hepimize bir mutluluk veriyor. Evet, onun evet. için ben bunu süratle yapacağımıza inanıyorum. Bir ülke olarak. Ben de inanıyorum. Sağlıcakla evet. kalın. Aziz dinleyicilerimizin. Başka bir programda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.